İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocam hepinize hayırlı akşamlar. Kazım hocam. Evet, nasılsınız? İyisin hocam. İyi hocam, siz nasılsınız? Sağ hocam. Hocam ben, isminiz neydi? Sedar hocam değil mi? Evet, evet. Ne yapıyorsunuz? İyisin hocam. İyi hocam, siz nasılsınız? Nasıl sağ ol, teşekkür ederim. Konferansınız? İyi hocam. İyi hocam, bugün biraz yoğun günümüz. Evet, evet. Evet. Takip ettim ben. Bayağı yoğun geçiyor sanırım konferansınız. Aynen öyle hocam. İşte biraz yarın da yasaklar olduğu için çoğunu bugüne halledelim istedik. Evet. Yarın bir kısmını da evlerden devam edeceğiz artık. Tam da yasakların saatine böyle bitiş saatlerine denk evet. geldi. Evet evet. Şimdi benim hocam bir öğrencim de var. O da mesaj atmıştı şimdi hocam. Hızlı sunabilir miyiz falan diye. Evet, evet aynen öyle. Şimdi toparlamaya hocam, çalışırız hocam. Tamam, o zaman ben hemen uzatmadan bu sizi hostu size veriyorum. Tamam hocam? Tamam hocam. Siz 10-15 dakikalık bir konuşma süreleriyle halledersiniz, yardımcı olursunuz. Tamam. Yalnız hocam bu chat kısmına herkes katılanlar adlarını yazarsa çok iyi olur. Nasıl tamam hocam? Bu hani katılanlar chat kısmına yani sohbet kısmına adlarını yazarsa kimler katıldığını sunumu yapan arkadaşlardan orada tamam. isimleri olsun yani tamam mı hocam? Hı-hı. Oldu o zaman ben size hemen tamam. iletişimi devredeyim. Peki teşekkür ederim hocam sağ olun. Herkese merhaba arkadaş. Kullanarak gerçekleştirdim. Normalde 30 bin adet veri çektik fakat hepsi kullanılabilir durumda değildi. Şu en son temizlemelerden sonra sınıflandırabileceğimiz 8621 adet veri elde ettik. Verileri de el ile etiketleyerek işlemi gerçekleştirdik. Etiketli veri dağılımı şu şekilde oluyor. Verilerim çok düzenli olmadığı için yani kullanıcıların paylaşım yaptığı veriler sık paylaşım yaptığı anahtar kelimeler farklı, daha az paylaşım yaptığı kelimeler farklı olduğu için birazcık daha düzensiz bir veri dağılımı gerçekleşti. En son hiçbir kategoriye sığdıramadığım paylaşımları da diğer işlemler başlığı altında toplamış oldum. Fikir madenciliği kişilerin bir konu, grup, ürün, marka veya durum ile ilgili görüşlerini belirttiği metinlerin doğal dil işleme, istatistik veya bilgisayar bilimleri gibi alanlardan yöntemler yardımıyla metni analiz ederek metinlerdeki ifadelerin anlaşılması, anlamlandırılması işlemi. Doğal dil işleme, natural language processing, sosyal medya verileri, kısaltmalar, hatalı yazılmış kelimeler, günlük konuşma dilinde tercih edilmeyen sosyal medyaya özgü sözcüklerden oluştuğu için, son derece bozuk ifadeler olduğu için veriler üzerinde çalışmaya başlamadan önce yapay zeka ve dil biliminin alt kategorisi olan yöntemler ile veriler üzerinde bir çalışma gerçekleştirdik. Burada gerçekleştirdiğimiz ön işleme aşamaları yer alıyor. İlk başta sembol ve rakamların temizlenmesi, URL bilgilerinin, mention kullanıcı adı bilgilerinin temizlenmesi, gereksiz boşluk temizleme, büyük harflerin küçük harflere dönüşümü, parçalara ayırma ve durak kelimelerin temizlenmesi şeklinde aşamalardan oluşuyor.